İyi günler, ben Baran Yalcıoğlu. Bu dersinizde ve bundan sonraki derslerimizin bir kısmında Unity'deki yeni programlama tekniği diyelim, ECS üzerinde örnekler yapacağız. ECS, Entity, Component, System kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir teknik olarak düşünebiliriz programlama tekniği. Daha önceden Object Oriented, yani obje etrafında oluşturuluyordu her şey. O şekilde olduğu zaman, yani obje üzerinden gittiğimiz zaman, sahnemizi biraz kalabalıklaştırdığımızda, elemanları çoğalttığımız zaman yavaşlama olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için pek çok optimizasyon teknikleri kullanılıyor ama ona rağmen yine de belli bir noktayı geçemiyordu. Artık bu yeni sistemde obje etrafında değil, data, veriler üzerinde yoğunlaşan bir teknik üzerinde çalışılıyor. Bu henüz daha geliştirilme aşamasında. Temel yapıyı kurdular ama kullanıcıların daha kolay, fazla kod yazmadan, mümkün olduğu kadar gene az kod yazarak çalışabilecekleri şekilde olması için yeni başka araçlar üzerinde çalışacaklar önümüzdeki dönemde. Zaten şu anda pek çok konuda henüz Entity Component Sistemin karşılığı yok Unity'de. Ama mesela Unity Physics yazıldı yeniden. Sırf bu ECS, yani DATS, Data Oriented Technical Stack etrafında çalışacak bir fizik motoru yazıldı. Havok firmasını da yazdırıyorlar. O daha karmaşık fizik olayları için o kullanılacak. Burada biz yine basit bir örnek üzerinden başlayacağız bunu incelemeye ve o şekilde biraz daha ilerledikçe daha karışık konulara da geçeceğiz. Gelişmiş konulara da geçeceğiz ama öncelikle size şeyi göstereyim. Unity'nin kendi dokumentasyon kısmında, yani docsunity3d.com 2019'a 3 sürümü için documentation, oraya girdiğimiz zaman, evet, manual kısmına girdiğimiz zaman versiyon şu anda en son 2019'a 3 var. 2020'ye bir henüz alfa aşamasında. Biz burada packages kısmını açacak olursak, verified and preview packages kısmında entities bölümüne girecek olursanız size böyle bir sayfa getiriyor. Burada yeniden şu com unity entities'e tıkladığınız zaman size şu demin bende açık olan pencereyi açıyor. Burada şu artı butonuna basarak alt konuları açabilirsiniz bu şekilde. İngilizce ama burada bütün temel kısmını anlatıyor. Core ECS dediğimiz zaman bir takım şemalarla bu olayı anlatıyor. Çok kısaca şöyle söyleyeyim. Artık game objesi yerine entity kavramı kullanılıyor. Ama entity kavramının kapsamı çok dar. Yani fazla bir özellik içermiyor entity. Sadece ekranda gördüğümüz şeylere entity ismini veriyoruz. Ve kendi içerisinde bunun herhangi bir metot, fonksiyon, veri, data, bunların hiçbirisi yok. Entity sadece SQL database'de eğer uğraştıysanız, oradan bir benzetme yapayım. Her satırda benzersiz bir indeks numarası vardır veriler için. İşte o indeks numarasına benzer bir şey entity. Sadece bir ID numarasıyla. Hafızada şu gördüğünüz components dediği kısım, hafızadaki veriler. Hafızadaki verileri işaret eden bir şey. Game objesi kadar geniş kapsamlı değil. Component dediği bildiğimiz veri, data. Mesela A isimli bir entity için componentlar işte translation, rotation, local to world ve renderer. Bir B entity için de aynı. Aynı olanlar, yani veri tipleri aynı olan entity'ler hafızada chunk ismi verilen bölümlerde beraber bir arada tutuluyor. Böylelikle onların işlenmesi, bir program tarafından, bir fonksiyon tarafından işlenmesi çok hızlı gerçekleşiyor. Çünkü veriler hep peş peşe. C entity'sinde ise renderer komponenti, verisi, datası olmadığı için o daha değişik bir hafıza bölgesinde tutuluyor. Ama onun da kendi içindeki komponentleri gene yan yana. Sistem dediğimiz şey daha öncekinden hatırladığımız behavior, fonksiyon, işlemleri yaptığımız kısım sistem. Sistem komponentlerden verileri alıyor. Mesela translation ve rotation bilgilerini alıyor. Hesaplamayı yapıyor sistem ve tekrar başka bir komponente yazıyor sonuçlarını. Ben şimdi mümkün olduğu kadar basit bir şekilde bir örnek göstereceğim. Öncelikle Windows Package Manager'da Entities isimli paketi görmek için Advanced'dan Show Preview Packages seçeneğine tıklıyoruz. Burada hibrit renderer'ı yüklerseniz o size her şeyi yükler. En kolay yolu bu. Yani önce entities'i yüklerseniz sonra gelip tekrar hibrit renderer'ı yüklemeniz lazım. Ama hibrit renderer sonuç kısmı olduğu için, yani ekranda entity'nin ekranda gözükmesini sağlayan paket olduğu için o zaten entities ve diğer gerekli olan paketleri otomatik olarak yüklediğinden dolayı
Hybrid renderer'ı seçin ve install butonuna tıklayın. Birkaç dakika sürüyor bu. Evet, şu anda import ediyor. Ben gene hızlı geçiyorum bu kısımlarını. Evet, yüklemesini tamamladı. Aşağıda remove butonu görüntüye geldi. Oradan anlıyoruz. Bu package manager'la işimiz bitti. Onu kapatıyorum çarpı butonundan. Dediğim gibi çok basit başlayacağım. Bir tane küp objesi her zaman çalıştığımız şekilde ekranda. Bunu entity'ye çevirmek için bize birkaç yol sağlamışlar. Bir tanesi, buna bir komponent ekliyoruz. Komponentimizin ismi convert to entity. O komponenti ekledikten sonra play butonuna tıkladığınızda hiyerarşi kısmında şu küp objesinin burada satır olarak ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Ekranda ama küp hala duruyor. Yani obje sanki yok olmuş gibi. Şöyle, obje yok oldu gerçekten ama entity'ye dönüştürüldü. Ekranda gördüğümüz o. Şöyle yapalım. Sahne kısmında ana kamera seçiliyken align with view diyerek kamerada bu görüntüyü gösterirken tekrar play düğmesine tıklıyorum. Ve bu entity şu anda ekranda görüntüde, küp entity'si. Onun yukarıdan window kısmında Analysis'da eğer Entity Debugger penceresini açar, şu sağ kısma yerleştirirsek, sürekli kullanacağım bunu. Şu Chunk Info'ya tıklarsanız orası, orada bir pencere açılıyor. Chunk bu verilerin bellekte bir arada tutulduğu bölge anlamında. Onunla ilgili bilgiler burada var. Onu şimdilik kaldırıyorum. Şu en yukarıdaki, sol kısımdaki, en üstteki All Entities, bütün entityleri göster satırı seçiliyken sağ tarafta All Entities bölümünde şu küp bizim biraz önce eklediğimiz komponent sayesinde küp objesinin entity'ye dönüştürülmüş şekli. Onun da sağ tarafta özellikleri var. İnspektör kısmında biliyorsunuz daha önceden durdurdum, küp objesini seçtim. Normal bildiğimiz şekilde inspektör penceresinde biliyorsunuz küple ilgili küpe atanmış olan komponentler gözüküyordu. Tekrar play düğmesine tıkladım. Bu entity'ye dönüştürüldüğü zaman buradan onu seçtiğinizde sağ tarafta yine bir takım veriler var ama bu sefer daha önceki gibi içinde fonksiyonlar içeren C# dosyaları yok. Sadece bir takım veriler var. Sadece data. Sadece bir takım datalar içerebiliyor. Başka da bir vazifesi yok. Yani fonksiyonları ayrıca sistem içerisinde birazdan yazacağız. Şimdi ne yapalım? Mesela bunu kendi ekseni etrafında döndürecek bir sistem yazalım. Söylenişi de o şekilde. Artık işlem yaptıracağımız zaman hep sistem yazıyoruz. Hemen bir tane C# dosyası istiyorum. Adı rotation, dönüş hızını birazdan değiştireceğimiz için genel isimler hep böyle başlasın. Rotation speed. Ama sistem yazıyorum. Onun için bir de sonuna ne olduğu belli olsun diye ismini böyle koydum. Çift tıkladım, açılsın. Açıldıktan sonra bu mono behavior'ı kullanmayacağız. Onun için her şeyi seçiyorum ve sadece şöyle yazıyorum. Entity ile çalışıyoruz madem. Unity entities dedim ve sistemimizi yazmaya başladım. Public class, class olarak yazıyoruz. Yine ismini aynı verelim. Rotation speed system. Bunu iki türlü yapma imkanı var. Ben önce size component system kullanarak biraz daha yazalım. Component system yazarak bir şekilde göstereceğim size. Daha sonra bunun multithread, yani işlemcideki diğer core'larda job olarak nasıl çalıştırıldığını da göstereceğim. Önce buradan başlayalım. Bizden istediği implement edilmesi gereken eksik üyesi onUpdate. onUpdate yazacağız şimdi. Evet, genel yapısı bu komponent sistemin. Burada yapacağımız işlem şu. Hem yazacağım hem anlatmaya çalışacağım bir yandan mümkün olduğu kadar. Bizim sistemimizde pek çok sayıda entity olabilir. Entity'ler içerisinden sadece rotation özelliği olanların rotation özelliğini değiştirmek istiyoruz. Bunun için şöyle yazıyoruz. Entities dedikten sonra for each, her tek tek, her birisi anlamında. Tekrar parantez açıyoruz. Bir lambda fonksiyonu yazacağım çünkü buraya. Yani şöyle diyeceğim. Referans olarak rotation özelliğini alıyorum. Entity'nin. Kullanmak için bir de isim veriyorum. Rotation diye. Bu şekilde. Ve fonksiyonumuzu yazmak için ok işaretimizi koydum. Süslü parantezimizi de açtım. Evet, şimdi bu rotation'la ne yapacağız? Rotation bileşeninin değerini değiştireceğiz. Şöyle değiştireceğiz. Math Unity Mathematics library'sini kullanıyoruz. Bir multiply işlemi var. Tekrar metin normalize özelliğini kullanıyoruz. Rotation'ın halihazırdaki değerini normalize ettikten sonra quaternion'ın axis angle fonksiyonunu kullanacağız. Birinci parametresi metin yön göstermek için up değerini kullanacağız. Birincisi o. İkincisi de saniyede 2 radyan, yani 360 derece dönsün. 2'yi sabit kullandı. Birazdan bu değişken olarak değiştireceğiz ve son yazacağımızda time nokta delta time.
geçen süre ne kadarsa ona göre hesaplamasını yapacak. Evet, bu kadar. Kendi etrafına dönmesini sağlayan sistem, sistemin ismi Rotation Speed System. Bu bir class. Biz bu class cinsinden kendimiz bir obje yaratmayacağız. Bunu yapmakla görevli olan entity sisteminin kendisi otomatik olarak sistem olarak belirtilmiş, yani component system veya job component system olarak yazılmış bütün classları entity sistemi unity'nin instantiate ile birer örneğini oluşturarak içindeki çalışması gereken kısımları, mesela on update'i çalıştıracak. Ctrl-C ile kaydettim, Unity'ye döndüm. Şu anda her şey hazır. Play düğmesine tıklıyorum ve kendi etrafımda döndüğünü göreceğiz. Play düğmesine tıkladıktan sonra. Şu anda sabit 2 sayısını kullanıyoruz. Yani eğer ben buradan 2 yerine mesela 20 diyecek olursam kodun içerisinden ve o şekilde çalıştıracak olursam play düğmesine tıkladım. Çok daha hızlı bir şekilde döndüğünü göreceğiz. Peki bu iki sayısı yerine biz değişken bir şey değer kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bunun için bu küp isimli objeye, tabii ki entity'ye çevirdiğimiz için entity olarak da söyleyebilirim. Bu küp isimli entity'nin o dönüş hızıyla ilgili bir değer verilmesi gerekiyor. Eğer play düğmesine tıklar küp seçiliyken, bu sefer de şeyden seçiyorum, entity penceresinden. Küp seçiliyken işte küpün verileri bunlar. Biz buraya en üstte bir tane daha veri ekleyeceğiz. Yani bir komponent ekleyeceğiz. Onu nasıl yapıyoruz onu göstereceğim şimdi. Onun için de bir C# dosyası yazmamız gerekecek. Şöyle yapıyoruz. Yine bir C# script dosyası istiyoruz. Bu sefer ismini Rotation Speed olarak sadece, sonuna herhangi bir kelime getirmeden Rotation Speed isimli komponenti yazacağım şimdi. Yine burada her şeyi siliyorum ve yine Using Unity Entities'de başlıyoruz. Yine çok kısa bir ifade yazacağız. Public struct oluşturuyoruz. İsmi rotation speed. Biraz önce hatırlarsanız rotation kullanmıştık şurada. Bunu göstereyim. Şurada bakın, referans olarak rotation değerini almıştık. Birazdan buraya virgül deyip ref rotation speed diyeceğim ve onu kullanacağız şu şekilde. Şu anda henüz hata mesajı veriyor çünkü yazmayı bitirmedik. Struct rotation speed cinsi I component data. Bu şekilde belirtiyoruz. Bu komponentin içerisindeki veri de şöyle olsun. Public radians per second. Bir saniyede kaç radian dönecek? Birazdan bunu derece olarak da yapacağız. Tabii ki float olacak. Radians per second. Diğer taraftaki hatanın düzelmiş olduğunu göreceğiz. Bakın düzeldi. Ama fonksiyonun içerisinde onu kullanmıyoruz şimdilik. Yani şu ifadenin anlamı şu. Parantez içerisinde. Bütün entity'ler içerisinde hem rotation hem de rotation speed özellikleri bulunan, ikisi birden olacak. Özellikleri bulunanlar için rotation değerinin değiştirilmesi söz konusu. Ben henüz atamayı yapmadığım için, yani bu küp objesine şöyle göstereyim. Küp objesi seçiliyken onun şu alt kısmına bu rotation speed'i sürükleyip henüz bırakmadım ama sistemde onu istiyorum. Bizim küp objesinde bu olmadığı için şimdi eğer play düğmesine tıklayacak olursam bu artık dönmeyecektir. Neden dönmeyecektir? Çünkü bizim istediğimiz şey dönmedi zaten. Durdurdum tekrar. Şu datanın da bulunması gerekiyor. Peki onu şey yapalım. Küp objesini seçelim. Bu rotation speed isimli bizim oluşturduğumuz yeni datayı sürükleyip bırakmak istiyorum. Bana söylediği bunu ekleyemezsiniz. Çünkü kodunuzun monobehavior cinsinden olması lazım diyor. Biz biliyorsunuz biraz önce bu rotation speed yazdık. I component data cinsinden bir struct yazdık. Bunu kabul etmiyor. Bunu kabul ettirmeniz için şöyle yapmanız gerekiyor. Bu yöntemlerden bir tanesi. Köşeli parantezi açıyoruz ve out yazarsam generate authoring component. Yani benim şu aşağıda yazdığım struct'ı entity için bir komponente çevir şeklinde bir attribute bu. Bunu gördüğü zaman o biraz önce verdiği uyarıyı vermeden doğrudan doğruya tekrar seçelim küp objesini. O sürükle bırak işlemini yapıyorum. Bu sefer uyarı vermeyecek. Ve o buraya geldi. Bakın radians per second buradaki şu değer bizden burada atanmayı bekliyor. 2 değerini verdim. Veya şöyle yapalım. Çok yavaş dönmesi için nokta 2 vereyim. Ve henüz onun dönmenin gerçekleştiğini ama bu çok yavaş dönmenin olmadığını göreceğiz. Play düğmesine tıkladım. Gene bu demin en son, bakın hızlı bir sayı vermiştik. Yüksek bir sayı vermiştik. Kaçtı o? Şurada 20 idi. Hala onu kullandığı için şu rotation speed 0.2 sayısına sahip olmasına rağmen burada 20 olduğu için yine hızlı dönüyor. İşte biz bu 20 yerine şey diyeceğiz. O rotation speed'i burada kullanacağız. Nokta radians per second. Yani rotation speed isimli komponentin radians per second isimli değerini kullanacağız. Yani şunu, yani şu 0.2
2 değerini kaydımızı yaptık mı? Yapalım. Ctrl C ile. Şimdi yavaş dönecek artık. Çünkü kullandığımız değer şuradaki 0.2 değeri. Play düğmesine tıkladım ve böylelikle çok yavaş döndüğünü gördük. Şimdi bu Rotation Speed isimli komponentin başka bir türlü şekilde nasıl küp objesine eklendiğini göstermek için öncelikle bu birinci yöntemi ortadan kaldıracağım. Küp objesi seçiliyken ona Rotation Speed isimli komponenti doğrudan doğruya atamasını yapmıştık. Onu tekrar buradan Remove Component diyerek kaldırdım ve Visual Studio'daki Rotation Speed komponentinin şu ifadeyi kaldırıyorum artık. Çünkü script dosyası sadece kendi bulunduğu yerden kullanılacak. Buna herhangi bir şey atamayacağız. Onun için o attribute'u kaldırdım. Biz kendimiz yeniden bir C# dosyası yazarak bu yapının bir komponent haline getirilmesini biz sağlayacağız. Biraz önce yazdığımız attribute'le yapılıyordu. Bu sefer biz kendimiz başka bir C# dosyasıyla yapacağız. Onun da sonuna getirilen kelime authoring. Öyle söylüyoruz hep. Yani bir objenin bir entity'ye dönüştürülmesi için ifade ettiğimiz kelime. Şimdi yazacağım. Rotation speed authoring ve onu ekrana getirelim. Burada monobehavior'ı kaldırmayacağım. Sadece şu start ve update'leri kaldırdım. Bunun tür olarak bir de şu interface cinsinden olması gerekiyor. I convert game object to entity. Yani objeyi entity'ye çevirmek için gerekli olan fonksiyon da şuradan neymiş? Implement dedik. Convert isimli fonksiyon yazılması gerekiyor. Hata vermemesi için throw satırı var. Onu her zaman getiriyor karşımıza. Onu siliyoruz. İşte burada bir dönüştürme işlemi yapacağız. Bu sefer biz yapacağız. Madem dönüştürmeyi biz yapıyoruz. Şu radian yerine derece kullanalım. Onun için public float degrees per second değerini kullanalım. Hatta eğer atama yapılmazsa standart değeri de şu olsun. Biliyorsunuz biraz önce struct oluştururken şuraya eşittir bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü bu bir struct. Değer ataması yapamıyorsunuz. O yüzden orada öyle bir şansımız yoktu. Ama şimdi monobehavior cinsinden bir class yazdığımız için ilk değer de verebildik. Evet, buradaki convert işlemi şu şekilde olacak. Biraz önce yazdığımız şu rotation speed cinsinden bu cinsten bir var data oluşturacağız. Eşittir new rotation speed. Şu sağ taraftaki şunun cinsinden bir data oluşturuyoruz. Şöyle yapalım. Parantezleri süslü parantez yapalım. En sona noktalı virgülümüzü koyalım. Burada bizden isteyeceği şey radians per second değerini burada belirtmemiz yeterli gelecek. Onu da şöyle yapacağız. Matematik vardı yukarıda. Unity yokmuş geldi. Matematikteki radiansa çevirme fonksiyonunu kullanacağız. Neyi? Şu yukarıda yazdığımız degrees per second'ı. Yani ekrandan derece olarak gireceğiz. O çevirirken radiansa kendi çevirecek. İşimiz bitmedi. Bir de bunun şu nokta virgül yok. Bir de bunun entity'nin hafızadaki yerine bu datayı yazmamız gerekiyor. Bunun için dst manager at component data diyoruz. Entity'yi söylüyoruz ve sonra datayı söylüyoruz. Bu entity'ye bu datayı ekle demiş oluyoruz. Böylelikle buradaki işlemimiz bitti. Ctrl C ile kaydettik. Şimdi küp objesini seçiyorum. Bu sefer artık şu yeni yazdığımız authoring, rotation speed authoring C# dosyasını sürükleyip bıraktım. 360 değerini değiştirmezseniz onu kullanacak. Şu anda her şey hazır. Ben gene çok kısaca özetleyeyim. Küp objesine, küp game objesine yazdığımız bu authoring C# dosyası sayesinde bu obje entity'ye çevrildiği zaman onun datası olarak rotation speed isimli bir komponent oluşturacak ve onun içerisinde de o 360 değerinin radiansa dönüştürülmüş şeklini saklayacak. Böylelikle bizim rotation speed sistem entity'ler arasında tarama yaparken yine bizim küp objesini bulacak ve 360 derece saniyede 360 derece yani tam bir tur döndürecek şekilde çalıştıracak. Play düğmesine tıklıyorum ve bu ikinci yöntemi de görmüş olduk. Şu anda 1 saniyede tam bir tur dönecek şekilde çalışıyor. Böylelikle küp objesinin sağ tarafındaki şu 360 değerini eğer değiştirecek olursak 36 derece yapacak olursam yavaş bir şekilde dönecek. Üçüncü bir yöntem daha var. Onu bu derste işlemeyeceğim. Ama şöyle göstereyim size. Bir game objesini seçtikten sonra sabit ona tıklar. New subscene from selection. Seçili olan objeleri yeni bir alt sahneye yerleştir komutunu verdiğiniz zaman. Verdim mesela şu anda.
Bakın küp objesini simgesi de şey sahne simgesi haline dönüştürdü. İçerisinde küp var. Bu şekilde yaptığımız zaman da bunu entity'ye dönüştürmüş oluyoruz. Ama bunu daha sonra inceleyeceğiz. Eski haline getirmek için tek yapmam gereken şu küp seçiliyken tabscene script dosyasını burada remove component tamam kaldırdık. Küp tekrar eski haline dönecek. Yalnız şeyler gitti. Önemli değil. Bunu siliyorum. Çünkü script dosyalarımız duruyor. Küp objesini yeniden koyuyorum ve ona neyi atıyorduk? Rotation speed authoring atıyorduk. 360 derece o tekrar çalışacak. Bu arada sahnenin içerisinde yalnız şöyle bir şey daha oluşturuyor. Biraz önce yaptığımız subscene sayesinde. Bunu kaldırıyorum. Burada durmasın. Sadece size üçüncü yol olarak alt sahne dönüş alt sahne yöntemiyle bir objenin entity'ye dönüştürülme şeklini öyle başlatıyoruz. Onu göstermek istedim. Biz tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Play düğmesine tıklayalım. 360 dereceyle döndüğünü görelim. Yeni bir konuya geçeceğiz şimdi. Bu arada neden olmadığını inceleyelim. Küp seçili. Tabii şeyi unuttuk. Bir de biliyorsunuz convert to entity. Madem ilk yönteme geri dönüyorum. Bunu entity'ye dönüştür demem gerekiyor. İkisinin yerlerini değiştirmek isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Convert to entity. Entity'ye dönüştür. Ve ayrıca 360 dereceyi radyana çevirerek bu objenin komponenti olarak kaydet demiş olduk. Play düğmesine tıklıyorum. Evet dönmeye başladı. Tamam. Şimdi burada önemli bir aşamaya geçeceğiz. Bu küp objesi eğer bir prefab olsaydı nasıl bir yol izleyecektik? Onu prefab haline getirdim. Şeyi de siliyorum. Sahnedeki instance değerini. Sadece bir küp isimli prefabimiz var ve bunu Entity Component sistemde play düğmesine tıkladıktan sonra nasıl spawn ediyoruz? Ekranda yerleştiriyoruz. İstediğimiz sayıda onu göstereceğim. Bunun için de yine script dosyasına ihtiyacımız olacak. Hemen başlayalım. Sağ butona tıkladım. C# script istedim. Spawner isimli bir öncelikle komponenti oluşturalım. Enter'e bastım. Sadece bir komponent data oluşturacağım için şunu yazmam yeterli. Unity Entities. Yine public struct spawner iComponent data dedikten sonra parantezimizi açtık. Burada bize lazım olacak olan şey entity. Yani prefab entity'ye dönüştürüldüğü zaman onun saklanması gerekiyor. Onun için bize bir entity cinsinden bir değişken lazım. Adı entity prefab olsun. Ayrıca x ve y yönünde kaçar tane oluşturacağımızı saklamak için de public olmak üzere float count x diyelim ve bir de public yine float count y. Evet burada bir komponent oluşturduk. İçinde tutacağı verileri belirledik. Bunu kullanacağız. Spawner şimdilik bu kadar. Bunun bir de authoring kısmı var. Yani bunun entity'de saklanacak şekilde çevrilmesi için. Nasıl biraz önce rotation speed için rotation speed authoring yazdık. Şimdi de spawner için onun entity datası şeklinde dönüştürülecek C# dosyasını yazacağız. Adının arkasına spawner authoring yazıyorum ki daha sonradan dosyanın ismini gördüğümüz zaman ne olduğunu rahat anlayabilelim diye. Spawner authoring'e çift tıkladım, açıldı. Şöyle yapacağız. Burada start ve update'i kullanmıyoruz. Ama mono behavior yanında prefab'imizin deklare edilmesi, kayda geçmesi için I declare reference prefabs interface'ini. Bir de onun dönüştürülme işlemi için biraz önce rotation speed authoring'de yaptığımız gibi I convert game object to entity interface'ini kullanacağız. Bu ikisini kullanmak için eksik olan tamamlanması gereken kısımlar declare reference prefabs fonksiyonuyla convert fonksiyonu. Bunların şu throw kısımlarını silelim. Hemen birer satırlık şeyler yazacağız. İlk yapacağımız prefab'i sisteme bildirmek. Bunun için öncelikle burada prefab'in GameObject olarak alınabilmesi için public GameObject buna prefab diyelim. Bunu sürükle bırak ile belirteceğiz birazdan. Şu sayıları da belirtelim. Public integer x ve y'de kaçar tane yapacaksak onları da yine sürükle bırak ile burada belirtmiş olacağız. Public integer count y. Evet declare reference prefabs'te yapacağımız işlem reference prefabs içerisine eklememizi yapıyoruz. Neyi ekliyoruz? Yukarıdaki prefab'i. Bu kadar basit. Convert işleminde ise biraz önce yazdığımız şu spawner'ı kullanacağız. Yani bunun cinsinden, bu struct cinsinden bir burada var ile bir değişken belirleyeceğiz. Adına spawner data diyelim. Eşittir new spawner. O bizden neler istiyorsa onları tamamlayacağız şimdi. Süslü parantezi açtım. Noktalı virgülünü koydum. Bizden ilk istediği şey entity prefab eşittir. Convergence sistemi kullanarak get primary entity
diyoruz. Yine prefab'i yazıyoruz buraya. Prefab dedik ve buradan entity prefab'i tamamlamış olduk. Noktalı virgül değil, virgül koyuyoruz. Ayrıca orijinal spawner komponentinde saklanacak olan countX buradaki countX olacak. Aynı şey Y için de geçerli. Böylelikle dönüştürme işlemini burada tamamlamış olduk. Yalnız bir de dstmanager.addComponentData entity'nin datası olarak Hafsa'ya bu komponent datasını yaz dedik. Böylelikle işlem tamamlanmış oldu. Henüz daha sistemi yazmadık. Spawner için bir C# dosyası spawner system diyeceğim. Ekrana getirelim. Yine bu monobehavior cinsinden değil. Baştan hep kendimiz yazacağız. Unity entities dedikten sonra public class. Class dedikten sonra ismini veriyorum. Yine aynı spawner system. Job component system. Job component system dedikten sonra süslü parantezi açalım. Bizden istediği şeyi buraya yerleştirelim. O da yine on update. Bakın bu sefer geriye job handle döndürecek. Kendisi de bir dependency, bağımlılıkla ilgili bilgiler geliyor parametre olarak sisteme. Şu throw'u silelim. Burada yapacağımız işlemleri şimdi belirteceğim. Burada ilk olarak on update kısmında bize instantiate işlemi için bir comment buffer gerekecek. Şu şekilde comment buffer isimli bir buffer gerekecek. Bunu öncelikle oluşturmamız lazım. O yüzden class yapısının en başına initialization, yani düzenlemelerin yapıldığı kısımda bizim için bir comment buffer system oluşturmuşlar. Aynısından end initialization'da da var. Simulation içinde var. Presentation içinde var. Üç temel yapıdır zaten. İlk hazırlıklar initialization. Simulation bütün game logic ile ilgili yapacağımız işlemler, işte objelerin hareket etmesi, kontroller. Presentation da şeyle ilgili, renderle ilgili. Biz şu en üsttekinden bir tane değil, onun bir örneğini alıp onun üzerinde çalışacağız. My entity component buffer system. Bu şekilde bir tanımlama yaptım. Atamasını onCreate içerisinde yapıyoruz. Yani bu sistem oluşturulurken bu değer belirtilsin. My entity comment buffer system eşittir. Word en üst gruptur. Oradan alıyoruz değeri. Get or create system. Eğer varsa, hali hazırda varsa bu buffer sistem, onu bana ver. Değilse oluştur demek için. Ve yine begin initialization entity comment buffer system'dan bir örnek alıyoruz. Tanımlaması bu şekilde. Comment buffer'ı ise şöyle elde edeceğiz. Comment buffer, tabii başına bir var dememiz gerekiyor. Burada tanımlamayı ilk defa yapıyoruz. Eşittir. My entity comment buffer system nokta, şöyle yazalım. Comment yazdığımız zaman create comment buffer. Burada comment buffer'ı oluşturuyoruz. To concurrent'a çeviriyoruz ve kullanacağız. Artık şu anda her şey hazır. Sadece instantiate işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor. Instance bir kopyası. Yani ilk instantiate ettiğimiz zaman elde edeceğimiz kopya adı instance olsun. Comment buffer nokta instantiate. Bizden istediği değerler niye yazmadı burada? Job index ve entity. Job index dediği sıradaki entity'nin hangisi olduğunu bizden istiyor. Onu yalnız henüz açmamıştım ben. İşte aynı biraz önce şeyde yaptığımız gibi. Rotation speed sistemde şu entities içerisinden, yani bütün entity'ler içerisinden mesela rotation ve rotation speed olanları alıp bir işlem yapmıştık. İşte spawner sistemde de aynı ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Ama bu sefer geriye döndürmek için bize bu job'un bağımlılığıyla beraber daha önceden oluşturulmuş bütün bağımlılıkların da beraber tekrar geri döndürülmesi için şuna input depth'e şunu ekleyip geri döndüreceğiz. Onun için böyle bir tanımlama yapıyoruz. Yani biraz önce şeyde job sistemi kullanmadığım için job component system değil, doğrudan doğruya main thread'de çalışacak bir component system oluşturduğum için orada bir geriye dönüş değeri almamıştım entities.forEach'ten. Bu sefer alıyoruz çünkü lazım olacak bize. Yine aynı şekilde entities dedikten sonra alt satırdan devam edelim. ForEach bu sefer bize lazım olan şeyler entity, bir tanesi bu. Sonra integer entity'nin index numarası, bu sorgulama işlemiyle elde ettiğimiz, belirttiğimiz şartları sağlayan entity'lerden hangisi üzerinde işlem yapıyoruz? O kod numarası, index numarası buradan gelecek. Ayrıca spawner komponenti de olsun istiyoruz. Onun da kullanılacak değişken ismi spawner olsun. Ve yine aynı küp objesinin bir de local to world özelliği kullanılacak. Onu da buraya, bu arada onun için şey gerekiyor, transforms, unity transforms'u using ile eklememiz gerekiyor. Onun için de kullanacağımız ifade şey olsun, location olsun.
Çünkü spawn ederken böyle kaydırarak yerleştireceğiz. Mesela X ve Y değerleri 10'a 10'sa 100 tane küp spawn edeceğiz sahneye. Bunları kullanacağız. Şimdi yazalım artık fonksiyonumuzu. Üstü parantezimizi açtım. Şu en sona schedule şimdiden yazalım. Input depths burada kullanıyoruz aynı. Fonksiyona verilen input depths'i schedule'da bildiriyoruz. Sonra geri döndürürken de onu kullanacağız. Yani şöyle diyeceğiz. Return job handle diyerek onun dönüşünü sağlayacağız. Şu arada benim comment buffer ile ilgili ifadelerimi oradan çıkartalım. Şuraya sokalım araya. Çünkü işlem burada yapılacak. Entities ile ilgili kısım elde edildikten sonra. Daha doğrusu şu süslü parantezleri otomatik olarak kapanmıştı. Bizim comment buffer'ın instantiate işlemi şu for each'in içerisinde olacak. Neden? Çünkü entity'leri tek tek alıp bize veren kısım şu seçtiğim kısım. Orada işte comment buffer'ın elde edilmesi. Aslında onu da en üst kısma koyabiliriz bu şekilde. Onun döngüde her döngü aşamasında kullanılmasına gerek yok. Evet, instantiate'e devam ediyorduk. Bizden ne istiyordu instantiate? Job indeksi istiyordu. İşte şunu kullandık. Yani hangi sırada hangi entity'yi kullanıyorsak, bize hangisi verildiyse onun indeks numarasını verdik. Bir sonraki de spawner'da saklanmış olan entity prefet neyse onu sahneye yerleştiren İkinci ifade ve başka bir şey istiyor mu? Hayır. Bu arada comment buffer için set component komutuyla bu yeni eklenen entity'nin pozisyonu için bir komponent tanımlaması yapacağız. Burada da new translation diyoruz. Artık bu yeni sistemde translation ismini kullanacağız. Yine eğer süslü parantez açacak olursak şöyle bir ifade kullanabiliriz. Value değeri eşittir position diyelim ve position'ı bir üst satırda hesap ettirip buraya yazalım. Position'ı şöyle yazıyorum. Var position eşittir mat.transform. Location değerini kullanıyoruz. Virgül. Birazdan kaydırma işlemini yapacağım. Şimdilik boş bir float 3 koyuyorum buraya. Sadece bir tane spawn edeceğim çünkü. Şurada value eşittir position dedik. Bu arada devamı var. Virgül. Komponentimizde instance. İstediği başka bir şey var mıydı? Olmaması lazım. Buradaki hataya bir bakalım. Job indeksi yazmadık. Şöyle olacaktı. Sıralamayı yanlış yaptım. Öncelikle job index yani entity inquiry index. Sonra instance'ı veriyoruz. Instance'dan sonra da komponentin değerini veriyoruz. O zaman hata ortadan kalktı. Şu noktalı virgülü bir daha yazayım. Araları açılsın. Burada bu işlem bittikten sonra yalnız bu entity'yi yok etmemiz gerekiyor. Destroy entity diyoruz. Yine hep entity query index, index numarasını ve bu sefer entity'nin kendisini parametre olarak verdik. Destroy edildi ve son olarak da şu job handle'ı return etmeden önce biraz önce oluşturduğumuz my entity comment buffer system'da bu job'ı sıraya ekliyoruz. Yani diğer yapılacak olan job'ların arasına bunun da katılması için bu komutu en son verip ondan sonra döndürüyoruz. Böylelikle şimdilik sadece tek bir tane 000 noktasına tek bir prefab instantiate eden kısmını yazmış oldum. Ctrl-C ile kaydettim. Unity'ye döndüm ve play düğmesine tıkladığım zaman hesaplamalarını bitirdi. Play düğmesine tıkladım ve ekranda bir tane görmemiz lazım. Görmüyorsak neden görmediğini de şimdi inceleyeceğiz ve söyleyeceğim. Çünkü yapmam gereken bir şey daha var. Biz burada ne dedik? Bu entities komutunda bize spawner komponenti olanları ver dedik. Ve prefab'i de belirtmemiz gerekiyor. Şu spawner authoring'deki sürükle bırak tekniğiyle prefab'imizi sürükleyip bırakmamız gerekiyor. Onları yapmak için işte bize bir game objesi gerekiyor. Adını spawner yapıyorum. Ve bu spawner authoring isimli o dönüştürme işlemini yapacak olan kodu ve convert to entity ikisini birden ekliyorum. Böylelikle burada prefab'i sürükleyip bırakabileceğim. Bunu kullanacak entity component system. Ve şu sayıları ben şu anda versem bile henüz daha onu devreye sokmadık. Ona 10 diyeceğim ama gene de bana ekranın ortasında bir tane verecek. Evet, şimdi play düğmesine tıklıyoruz. Bu sefer ekranın tam ortasında bir tane spawn etti. Ve eğer inceleyecek olursak buradan şu iki tane küp yazıyor. Bir tanesi bunun prefab, bir tanesi de instantiate edilmiş tek bir örnek. Eğer entity'yi tıklayacak olursanız bu default olarak muhakkak oluşturduğu bir root entity herhalde. O şekilde. Evet. Böylelikle bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi sayıyı değiştirelim. Sayıyı değiştirmek için spawner sistemde diğer hazırlıklarımız tamamdı. Yani şu
X ve Y sayılarını, ona 10 girmiştim hatırlarsanız. Onu kullanalım şimdi. Kullanabilmek için bir for döngüsü, iç içe iki tane for döngüsü yazacağız. Ve şu 3 satır, yani instantiate işleminin yapıldığı 3 satır, o for döngülerin içinde olacak. Tek yapmamız gereken o. For var x eşittir. Sıfırdan başlasın. X küçüktür. Spawner'ın içerisinde saklanıyor değer biliyorsunuz. Oraya kadar arttırılsın. Her seferinde bir arttırılsın. Süslü parantezi açıyorum. Bir tanesini siliyorum delete ile. Bir for döngüsü daha açalım. Var y eşittir. Sıfırdan. Y küçüktür. Spawner'da bu sefer y için olan değeri kullanacağız. Ve her seferinde y'yi bir arttıracağız. Bunun da süslü parantezini açtıktan sonra bir tanesini sileceğim. Şu 3 satır kullanılacak. Ondan sonra şuraya 2 tane süslü parantez kapayalım. Evet, for döngüsünü açtık. Tabii ki bu x'ye değerini kullanmamız lazım. Şu position değerinde biliyorsunuz şu new float var. Onu alt satıra alayım. Şuradan içini dolduralım. Float 3 dedik, boş bıraktık demin. Yani 0 0 0 noktasında bir tane spawn etmiştik. Şimdi x ve y'yi kullanırsak araları biraz boşluk olsun. Onun için x çarpı 1.3f virgül düşeyde, düşey eksende bir rastgelelik yapmak için noise nokta c noise dedikten sonra new float 2 isteyecek içerisinde x virgül y diyelim. Sonra bunu biraz küçültelim. 0.2f ile çarpalım. Sonra 2 ile çarpalım. Bir de y çarpı 1.3 z değerinde de biraz aralık vermek için o şekilde şöyle bir fonksiyon içerisinde böyle bir float 3 açtık. Ctrl-C ile kaydettim. Sadece bu şekilde yaptığımdan dolayı play düğmesine tıkladığımda bu sefer 100 tane birden küp instantiate edildiğini göreceğiz. Orada kamerayı seçiyorum. Pozisyon değerlerinden önce şöyle biraz saydıralım. Play modunda yaptığım için onu kopyalayacağım şimdi. Durdurunca tekrar yapıştıracağım. Şöyle görüntü olsun. Copy component dedim. Durdurdum. Tekrar paste component values dedim. Tamam, yerini ayarlamış olduk kameranın. Evet, 10'a 10 yani 100 tane kendi etrafında 1 saniyede 360 derece dönecek şekilde bu şekilde küp objelere instantiate nasıl edilir onu görmüş olduk. Şimdi dersin son kısmında oluşturmayı gördük. Entity oluşturmayı, yok etmeyi nasıl yapacağız onu inceleyeceğiz. Bunun için şöyle bir C# kodu yazacağım. Belli bir süre tanımlayacağız. Hatta rastgele yapacağız onu. Mesela 3 saniye ile 10 saniye arasında birer birer kaybolacak bu küp objeleri. Onu yapmak için yine bir sistem yazmamız gerekiyor. Lifetime sistem adı. Create C# script lifetime system dedik. Ekrana getirelim. Bu kendi içerisinde yine using unity entities ile başladık. Struct'ını burada oluşturalım. Public struct ayrı dosya şeklinde değil de lifetime olsun. Lifetime isimli bir komponenti olacak ve bu kendi içerisinde sadece süreyi saklayacak. Onu şimdi yazacağız. Mesela public float value. Değeri burada atayamadığımız için bu şekilde bırakıyoruz. Bunu kullanacağız. Sistem şöyle. Public, önce genel yapıyı oluşturuyorum. Public class lifetime system. Yine job component system olacak. Burada job'ı ayrı olarak yazacağım bu sefer. Nasıl yapalım? Bize comment buffer da lazım olacak ama önce şu job'ı bir oluşturalım. Struct job diyeceğiz. Lifetime job diyelim. Büyük harflerle başlasın. Lifetime job. iJob for each with entity. Yine entity'leri tek tek istediğimiz şarta uyan entity'leri tek tek bize verecek. Ama özellikle bir entity belirttiğimiz zaman şöyle yazabiliyoruz. Yani with entity dediğimiz zaman ve lifetime'ı verdiğim zaman bana burada süslü parantezi de açalım. Sadece lifetime komponenti olan entity'leri getirecek. Böylelikle sadece onların üzerinde işlem yapacağız. İstediği şey ne? Bizden implement etmesi gereken execute. Yapılacak işlem burada yazılacak. Bunu şöyle silelim şimdilik. Şurada C0 demiş ama biz ona gene lifetime diyelim. Daha okunabilir olsun. Yapacağı işlem şu olacak. Lifetime'da biraz önce value değeri belirtmiştik. Onu delta time kadar azaltacağız. Ama onu daha tanımlamadık. Onu yazalım. Yani bu job içerisinde delta time nedir onu tanımlayalım. Public float delta time. Birazdan bu job cinsinden bir tane örnek oluştururken bu değeri belirteceğiz. Ayrıca şey de lazım olacak. Entity comment buffer system cinsinden. Pardon. Entity comment buffer lazım olacak. Adını şöyle koyalım. Comment buffer. Onu kullanacağız. Şimdi kullanırsam hata mesajı verir mi? Bakalım.
Lifetime'ın değerini bir delta time kadar azalttıktan sonra karşılaştırmayı yapıyoruz. İşte bu lifetime.value değeri sıfırdan küçükse, yani süre bittiyse, o zaman yapılacak olan işlem comment buffer'dan destroy entity, entity'yi yok ediyoruz. Hangi entity? İlk istediği şey burada destroy entity, entity yazıyoruz. Burada şey de istiyor muydu? İndeks numarası. Şu indeksi job index yapalım. Yine okunabilirlik bakımından job index. Şurada öncelikle bizden job index'i istiyor. Ondan sonra da entity'yi olması lazım. Buradaki hata nedir? Şu comment buffer'ı tamamlayınca düzelecek diye tahmin ediyorum. Biz devam edelim yazmaya. Bu job component sistemin eksik olan bir kısmı da onUpdate kısmı. İşte onUpdate kısmında yukarıdaki oluşturduğumuz lifetime job cinsinden bir job oluşturuyoruz. New lifetime job oluşturuyoruz. Yine süslü parantezimizi açtık. İşte tanımlamaları burada yapacağız. Yani şu comment buffer'ın ne olduğunu job tanımlanırken belirteceğiz. Ama onun için yine bize şey lazım. Job komponentinin en üstünde aynı şeydeki gibi. Bu onlar sistemde şurada entity comment buffer system şey için kullanmıştık. Bir initialization'daki comment buffer sistemi kullanmıştık. Burada end simulation'dakini kullanacağız. Şöyle yazıyoruz. Entity comment buffer system. Buna da şöyle bir isim verelim. My barrier. Bu onCreate içerisinde tanımlanacak. Değerinin ne olduğu. My barrier eşittir world nokta get or create system. Bu sefer end simulation entity comment buffer sistemi kullanacağız. Bize hazır olarak verilen bir şey o. İşte onu onUpdate'in içerisinde yukarıda comment buffer'ı şöyle elde ediyoruz. Var comment buffer eşittir my barrier nokta create comment buffer nokta to concurrent dedikten sonra kullanacağız. Job oluşturulurken de o delta time değeri time nokta delta time virgül şeyde comment buffer'da buradaki comment buffer olacak. Onu yazalım. Input depth ve yine my barrier için bu işlemi, bu job işlemini sıraya sokmasını isteyeceğiz. Burada en son return job diyerek döndürmemiz gerekiyor. Burada sadece destroy entity'de bir problem var. İki tane argument almaz diyor. Aslında alması gerekiyor. Comment buffer'da bir yanlışlık mı yapmışım hemen bakayım. Evet, şurada sadece concurrent demeyi unutmuşuz. Concurrent dediğimiz zaman o hata ortadan kalktı. Evet, şu anda her şey hazır. Yani her şey hazır dediğim bu lifetime tanımladığımız lifetime komponentine sahip olan şuradaki artıdan açalım. Şu komponente sahip olan objeler bu value değeri sıfıra ulaştığı zaman bu entity sistemden kaldırılacak. Ama biz henüz bu sistemi yazdık ama bu komponenti herhangi bir objeye henüz eklemiş değiliz. Onu eklemeden yok olma işlemi gerçekleşmeyecek. Bir play düğmesine tıklayıp onu göstereyim size. Play düğmesine tıkladım. 100 tane küp objesi sürekli ekranda olacak. Şu anda henüz lifetime sistemin bir etkisi yok. Çünkü dediğim gibi lifetime isimli komponenti atamış değiliz. Herhangi bir buradan küp objesini seçtiğinizde bakın sağ tarafında onun sadece rotation speed komponenti var. Bizim eklediğimiz. Diğerleri zaten default olarak bulunan değerlerdi. Özellikle rotation, translation vesaire. Buraya lifetime'in eklenebilmesi için bizim en azından mesela şeyde rotation speed authoring içerisinde bakın komponent eklediğimiz kısım şurası. Oraya bir de işte bu lifetime isimli komponenti eklediğimizde new lifetime komponentini süslü parantezi açalım. Value değerini hepsi için rastgeleyi birazdan yapacağım. Rastgele değer vermeyi. Hepsi için 3 saniye sonra yok edecek şekilde ayarlamış olalım. Bu arada entity yazmayı unuttuk. Entity virgül. Evet, Ctrl C ile kaydettim. Şimdi play düğmesine tıklayacağız. Hepsi birden çalışacaklar ve 3 saniye sonra hepsi birden ortadan kaybolacak. Entity'ler yok edilecek. Şu entity sütununa bakacak olursanız bakın hepsi kayboldu. Sadece şey var. Prefab olarak sisteme dahil edilmiş olan bir tane kaldı. Şimdi bu rastgelelik olayını yapalım. Onun için yapacağımız işlem spawner sistem içerisinde biliyorsunuz prefab'leri 10'a 10 100 tane yerleştirdiğimiz kısım şurasıydı. Bu for döngülerin içerisindeydi. İşte burada daha önceden eklenmiş komponentin değerini değiştirdiğimiz kısım şurasıydı. Şu instance'a kadar olan kısmını kopyalıyorum. Alt satırda onun komponentini burada verelim.
Burada değiştirelim daha doğrusu. Yani şurada rotation speed autoring'de komponent ilk eklediğimiz yer burası. Burada artık sıfır da olabilir bu. Çünkü üzerine yazılacak, fark etmeyecek. Spawner sistemde ise bunun değerini burada değiştireceğiz. Ama ona rastgele bir değer vereceğim ben şimdi. Süs parantezi açalım. Value değeri eşittir. Rastgelelik için bir ilave yapmam gerekecek. Şöyle diyeceğiz. Matematiğin içerisinde var. Using random dedik. Eşittir. Unity'nin mathematics içerisindeki random kısmını kullanacağız. Bu tabii bunu demekle iş bitmiyor. Burada sadece tanımlamasını yaptık. Kullanacağımızı söyledik. Şurada en üstte şöyle dememiz gerekiyor. Bir tane onun cinsinden tanımlamamız gerekiyor. New random. Ve parantez içerisinde seed değer olarak 1 veriyoruz. Bunu kullanabileceğiz artık şu random değişkenini. Şöyle kullanacağız. Random.next float. Bir sonraki float için. New şöyle diyelim. Next float dedikten sonra iki tane float'u parantez içerisinde söyleyebilirim. O iki değer arasında bana verecek. Ne yapalım? Mesela 3 saniye ile 10 saniye arasında değişen rastgele değerlerle sistemden kaybolsunlar dedik. Burada ne istiyor? Bir parantez istiyor. Şurada. Sonra bir de noktalı virgül istedi. Ctrl C ile kaydetti. Şimdiki çalışma sisteminde 3 saniyeden başlayarak 10 saniyeye kadar değişen sürelerde sistemden birer birer kaldırılacak entity'ler. Onu şimdi görelim. Bir yandan da listeye bakarsanız entity listesine, orada da eksildiğini görüyorsunuz. Tamamı kaldırıldıktan sonra sistemin çalışması duruyor. Boşu boşuna çalışmıyor artık. Onu kendisi ayarlıyor. ECS sistemi. Evet, bu işlemde bir de şey koyabilirsiniz ilaveten. Şu spawner time, pardon, rotation time vardı. Rotation speed autoring de şu 360 değeri vardı. Onu şeyden kullanıyorduk. Rotation speed komponentinde saklanan bir değerdi o. Şu değeri bakın şurada spawner sistemde onu da kullanabiliriz. Değiştirebiliriz. Yani yine alt satırda new rotation speed. Ben de şaşırdım. Rotation speed dedik. Süslü parantezi açtık. Radians per second değerini yine random.next float ile iki sayı arasında rastgele değer verelim. Bu sefer de şey olsun. 0.2f ile yavaş dönmek oluyor bu. 4f arasında değişsin dedik. Böylelikle her birinin dönüş hızını da değiştirmiş oluyoruz. Play düğmesine tıkladım. Hepsinin hızları birbirinden farklı. Bakın o yüzden açıları da farklı. Ve birer birer yok olma işlemi de var. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Yalnız şurada şey eksik kalmıştı. Onu tamamlayayım. Dersin en başında ilk yazdığımız sistem, rotation speed sistemde size farklı durumları göstermek için önce component system ile başlamıştım. Burada multi-thread hale getirmek için job component system dememiz gerekiyor. Öyle dediğimiz zaman geriye job handle döndürmemiz gerekiyor. Job handle. Sonra parametre olarak şurada job handle cinsinden. Bu arada Unity Jobs istiyor bizden. Onu eklettirelim. Unity Jobs ekledik. Parametre olarak da Job Handle cinsinden Input Depth, yani hali hazırda çalışan diğer joblar olabilir. Onların dependency, bağımlılık bilgileri buraya gelecek. Biz kendimizinkini ekleyeceğiz ona ve geri döndüreceğiz. Schedule işleminde Input Depth'i buraya yazacağız. Sonra bitmedi işimiz. Bu entities for each geriye bir şey döndürecek. Job handle. Onu döndürecek. Aslında şu entity'yi yukarı yazmak alışkanlık olsun. For each aşağıda bulunsun. Şu şekilde. Sonra bir de geriye bu job handle'ı döndürüyoruz. Çünkü o şekilde olması gerekiyor. Bakın yaptığım şu birkaç değişiklikle bu sistemi main thread'de değil, ana gövdede değil, ana işlem sırasında değil, core'lardan birinde müsait olan hangi core varsa onu da çalışacak şekle getirdim bu ilavelerle. Tabii ki görünürde bir şey değişmemiş gibi olsa da neymiş hatamız? Bir şey daha unutmuş olmalıyım. Ne diyor? Evet, hatamız şu. Bu aynı zamanda core'larda çalıştığı için time'ı direkt burada kullanamıyorsunuz. Onun için bir tane job tanımlamasından önce var. Aynısında olsun. Delta time'ı dışarıda tanımlıyorum. Time.delta time. Onu kullanıyorum ancak. O yüzden şu time'ı silelim. Ctrl C ile kaydettik. Sadece delta time buradan geliyor. Bu şekilde yaptığımız zaman herhangi bir hata olmayacak. Play düğmesine tıkladım ve evet, yine aynı şey.
görünüşte değişen bir şey yok. Sadece derste ilk hazırladığım rotation speed sistemi job sistem haline dönüştürdüm. Onu da görmüş oldunuz. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bu arada benim bu gösterdiğim örnekler, şöyle yapalım. File, save, file, save project diyelim. Bunu kapayalım. Visual Studio'yu da kapayalım. Size nereden aldığımı göstereyim bu örnekleri. ECS Unity'nin GitHub, şu şekilde arattırırsanız Unity ECS GitHub diye. O zaman Unity'nin GitHub'da Entity Component System için olan kısmına gelirsiniz. Yukarıdan okuyayım. GitHub'da Unity Thread Technologies bölü Entity Component System Samples. Yani örnekler burada. Buradan eğer Clone Download kısmından Download Zip diye indirecek olursanız o zaman şu şekilde sıkıştırılmış bir dosya olur. Entity Component System Samples. O samples'ı masa üstüne açtım ben. İçinde hem fizik için hem şey için var. Sadece basit ECS samples içinde. Basit dediğim tabii gene pek çok örnek var onun içerisinde. Buradan gösteriyorum şimdi aynı şeyleri. Scenes kısmında sample scene bizimkinden geliyor. Bu ben bu arada yanlış şeye tıklamışım. Hemen bunu kapayalım. Demin tıklarken add dedikten sonra masa üstünde şu. İçindekilere bakalım. Açmaya çalıştığım şey şu. Evet. Bu klasörün adını vermek yeterli gelmiyor. Orada benim hatam oldu. Çalıştıralım tekrar. Add dedikten sonra bunun içerisine giriyoruz. Şu şeyi seçiyoruz. Ya bunu ya bunu. Yani ya fizikle ilgili örnekleri ya normal ECS örnekleri. ECS samples'ı seçiyoruz. Versiyonumu yükseltmiştim. 2019'a 3'e 1. Daha önce 0'dı. Dönüştürme işlemini yapsın. Ve ondan sonra dersi bitireceğim. Evet, açıldı ECS samples kısmı. Benim size gösterdiğim örnekler assets'in altında Hello Cube. Biliyorsunuz yazılım dünyasında Hello World'dür. İlk başlangıç programları basit. O şekilde başlanır. Burada da böyle bir isim koymuşlar Hello Cube diye. Şu gördüğünüz örnekler şey hariç, chunk hariç, for each, subscene, subscene'i de gösterdim. Spawn işlemi ve remove işlemi. Bunların hepsini şu 1'den 6'ya kadar şey hariç, chunk hariç, size bu derste ben göstermiş oldum. En başından en sonuna kadar. Bundan sonraki derslerde de ECS ile ilgili örneklere devam edeceğim. Burada advanced örnekler de var. Mesela Boyuts'u göstereyim. Boyuts'un içerisinde Boyuts sahnesini ekrana getirelim. Bir ilginç örnek buydu. Play düğmesine tıklıyorum. Game'i ortaya alalım ve tam ekran yapayım. Aslında bu derlenirse hızlı çalışacak da. İşte ECS sisteminin güzelliği bu. Binlerce, on binlerce entity, artık game obje demiyoruz, entity kullanılıyor. Ve bunlar bu entity'lerin bilgileri bellekte seri bir şekilde peş peşe bulunduğu için işlemci job sistemini de kullanarak ve burst compile de kullanarak, yani optimizasyon, makine kodu optimizasyonu da yaparak çok hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu bakımdan çok heyecan verici bir şey ECS, ama daha işin başındalar. Temel yapıyı çok iyi bir şekilde kurmuşlar. Ama bugün gördünüz, pek çok şeyi kendimiz yazdık. Sanırım onu daha kolay bir hale getirmeye çalışacaklar. Bu herhalde bir sene falan sürecek. Ve şu anda hibrit denilen bir sistem var. Yani hem mono behavior, game objeleri kullanıyoruz. Hem de ECS sistemini kullanıyoruz. Beraber kullanılıyor. Ama birkaç sene sonra tahmin ediyorum tamamen ECS sistemine geçilmiş olacak. Game objesi sadece sınırlı sayıda game objesi kullanılacak. Geri kalan bütün işlemler entity'ler vasıtasıyla yapılacağı için Unity ile artık optimizasyon sorunu olmadan çok hızlı çalışan oyunlar yapabileceğiz. Bu 1-2 senelik bir süreyi alacak tamamen o sisteme geçilmesi. Ben de yapabildiğim kadar çok örnekler göstereceğim. Eğer bu derstekilerden kod bilginiz pek yoksa ve o yüzden fazla bir şey anlayamadıysanız moraliniz bozulmasın. Daha çok fazla sayıda örnekler yapacağız. Ben sadece kendim de sistemi bir tanıyabilmek için bir 15 gündür inceliyordum. Şu anda kafamda oluşan kısmını size bu şekilde göstermek istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.